Ne diye sendikacılık yapıyorsunuz? Ne diye o zaman işinize gitmeyip, sendikacılıktan kaynaklı işinize gitmeyip sadece aldığınız dolgun maaşlarla hayatınızı sürdürüyorsunuz? Ne güne sendikacısınız siz? Ne güne? Verin bunun hesabını. Öğretmenler kardeşim. Bak, polisin sendikası yok. Polise sendika kurma hakkı vermiyorlar. Dünyada var, bizde yok. Polis sendikası için mücadele eden polisler var ama olmadı bir türlü. Polis memuru 33 bin lira maaş alacak. 33 bin lira maaş alıyor. Komiser de 38 bin lira alıyor. Polis arkadaşlar biliyorlar. Karşılaşıyoruz. Bize sorunlarını anlatıyorlar. Memur sendikalarına söylüyorum. 33 bin lira alan polis memuru. Bir başınaysa. Örneğin diyelim Mecidiyeköy, Gayrettepe'de çalışıyor. Mecidiyeköy'de ya da Şişli'de. Gel gelelim Vatan Caddesi'nde çalışıyor. Fındıkzade'de, Çapa'da, Edirne Kapı'da. İstediği gibi rahat bir ev tutabilir mi? İnsanca yaşayacağı bir ev tutabilir mi? Ev tuttu, araba alabilir mi? Alamaz. Araba şu an lüks zaten. Alamaz. Artık. Alamaz. İnsanca bir hayat bir polis memuru süremez. Doktorlar. Doktorlara verdiğiniz, bir doktora verdiğiniz para bugün itibariyle 42 bin lira para. Şimdi 42 bin lira böyle söyleyince çokmuş gibi görünüyor. Doktor mu? Bu insan, yani bizim bu arada tıp eğitimimiz güçlü, biz bu insanlara çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Fakat günün sonunda işte insan hayatını kurtarması için görevlendirdiğimiz doktora 42 bin lira maaş veriyoruz. 42 bin lira. Ve bu kişiler birbirlerinin izini takip ederek, dilde bilenler özellikle, dünyada onları davet eden hangi ülke varsa oraya gidiyorlar. Burada aldığın aynı işi yapıyor. Belki daha az çalışıyor. Burada aldığın 3 katı çalışıyor. Yoksulluk sınırından 3 bin lira fazla. 3 katı, 4 katı para kazanıyor. Hakkı almak zorunda. E kardeşim siz memur senciler, kamu senciler, o masaya niye oturuyorsunuz? Siz o masaya oturmasanız direkt bunu verecekti zaten. O masada oturmanızın hükmü ne? Hükmü ne? Memur sen, konfederasyonu başkanı. Beyefendinin adını unuttum, girer aklıma. O masada niye oturdu? Zaten hükümet aynı zammı vermişti. Zaten onu verdi. Ha? Yalçın, Ali Yalçın'dan bahsediyoruz. Ali Bey, Ali Yalçın. Ali Bey'e buradan sesleniyorum. Ali Bey, siz o masaya oturmasaydınız, o sandalye boş kalsaydı, memur ne kaybederdi? Hiçbir şey kaybetmezdi. Ali Bey, siz orada oturduğunuz için memur ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Niye oturuyorsunuz orada? Ne güne sendikacısınız? AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı oluşturduğu hakem heyetinin memurlara dayattığı zamma sözde itiraz ediyormuş numarası yapmak için mi orada oturuyorsunuz? Kamu senciler. Siz ne diyor bu görevlerdesiniz? Ne diye bu koltuğu dolduruyorsunuz? Siz yetkili değilsiniz anladık. Yetkili olandan daha güçlü pazarlık yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Peki bunu nerede ortaya koyuyorsunuz? Hangi iş yerinde üretimden gelen gücünüzü gösterebiliyorsunuz? Gösteremiyorsunuz. Çünkü MHP Cumhur İttifakı'nın ortağı. O yüzden sesiniz çıkmıyor. Çıkamaz da. Bir talimatla görevden alırsınız. Bunu biliyorsunuz. O nedenle şu an memurlar sadece 657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalıştıkları için değil. Maalesef büyük bir talihsizliktir ki Cumhur İttifakı'nın iki büyük partisine bağlı iki büyük sendikaya mecburen üye oldukları için de ayrıca bir kelepçe takıldı kollarına. Peki. Hem devlet memurları kanunu elini kolunu bağlıyor, mecburlar. Hem de kamuda memur sen ve kamu sene üye olma mecburiyetinde, o adeta üye olma mecburiyetinde oldukları için itiraz edemiyorlar. Onlara verilene razı gelmek zorunda bırakılıyorlar. Ha bu sendikalara üye olmak bir yasal zorunluluk mu? Değil. Gel de olma. Haydi. Benim birinci derece akrabalarım çalıştığı iş yerlerinde üyesi oldukları sendikanın tek bir üyesi olarak orada duruyorlar. Tek bir üye olarak kalmayı göze alabiliyorsan ol. Ama onun dışında efendim müdür mü olacaksın? Tayin mi istiyorsun? Bulunduğun yeri kaybetmemek mi istiyorsun? Bu sendikaların kapısı sana ardına kadar açılıyor. Ve memurun elinde iki tane kelepçe var. O kelepçelerden biri de maalesef üye oldukları sendika. Bunlardan memur sen, vurguluyorum,
Tarihte bundan daha açık sarı sendika yoktur. Memurların bugün eğer hakkını savunmuş olsalardı, bugün en azından üretimden gelen güçlerini kullanırlardı. Hayır, susacaklar, dizlerini kırıp oturacaklar. Çünkü bunları o yüzden o koltuklarda oturtuyorlar. Peki. Ersan